İkinci bölüm Eylemli çalışmaya geçiş Ordu ile ilişki kurulması Ulusal örgütler kurulması ve ulusun uyarılması Ulusal gösteriler ve bunun yankıları Amasya bildirgesi Dahiliye Nazırı'nın olumsuz tutumu Ordu ile ilişki kurulması Şimdi baylar, ilk iş olmak üzere bütün ordu ile ilişki kurmak gerekliydi. Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı'na 21 Mayıs 1919'da yazdığım bir kapalı telde genel durumumuzun almakta olduğu korkunç biçimden pek üzgün olduğumu, ulusa ve yurda borçlu olduğumuz en son duyunç ödevini yakından ve el birliğiyle çalışarak en iyi yerine getirebileceğimiz kanısıyla bu son görevi kabul ettiğimi, bir an önce Erzurum'a gitmek isteğinde olduğumu, ancak çevredeki güvensizlik yüzünden Samsun ve yöresinin kötü durumlarla karşılaşması olasılığı bulunduğundan, buralarda ister istemez birkaç gün kalmak gerekeceğini bildirdikten sonra beni şimdiden aydınlatmaya yarayacak bir şey varsa bildirilmesini rica ettim. Gerçekten Samsun ve yöresinde Rum çetelerinin Müslüman halka saldırması ve öteden beri aratsız bırakılmış olan bu bölge yöneticilerinin yabancı devletlerin işe karışmaları yüzünden hiçbir önlem alamaması durumu güçleştirmişti. Tanıdığımız ve kendisinden büyük çaba gücü umduğumuz bir kişinin Samsun'a mutasarrıf atanmasını sağlamak için girişimde bulunmakla birlikte 3. Kolordu komutanı geçici olarak canik mutasarrıflığını atadım. Bu arada elden gelen bölgesel önlemlerin alınmasına ve özellikle halkın gerçek durum üzerinde ayrılınatılmasına ve orada bulunan yabancı birlik ve subaylardan örküp çekilmeye yer olmadığının anlatılmasına önem verildi ve hemen o bölgede ulusal örgütlenmeye girişildi. 23 Mayıs 1919'da Ankara'da bulunan 20. Kolordu komutanına Samsun'a geldiğimi, kendisiyle daha sıkı ilişki kurmak ve İzmir bölgesinden daha kolaylıkla alabileceği bilgileri öğrenmek istediğimi bildirdim. Bir iki güne değin Samsun'dan karargahımla bir süre için Havza'ya gideceğimi ve herhalde Samsun'dan ayrılmadan önce beni aydınlatacak bilgileri beklediğimi yazdım. 20. Kolordu komutanından 3 gün sonra 26 Mayıs 1919'da aldığım yanıtta İzmir'den düzenli belge alamadıklarını, düşmanın Manisa'ya girişini de telgrafçıların haber verdiğini, Kolordu'nun Ereğli'de bulunan birliklerinin hepsi trenle taşınamadığından karadan yürüyüşle başladıklarını, ancak yerin uzaklığı nedeniyle Ankara'ya ne zaman ulaşacaklarının belli olmadığını bildiriyordu. Atatürk söylevinin burasında Anadolu ve Trakya'daki türlü askeri birliklerin komutanları ile yazışmalarını anlatmakta ve Yunan ordusunun Manisa ve Aydın yöresine de girdiğini bildirdikten sonra konuşmasını şöyle sürdürmektedir. Ulusal örgütler kurulması ve ulusun uyarılması. Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a dek havzada kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu süre içinde bütün yurtta ulusal örgütler kurul kurulması gerekliliğini bir genelge ile bütün komutanlara ve devletin sivil görevlerinin üst yöneticilerine bildirdim. Dikkat eder ki İzmir'e ve daha sonra Manisa'ya ve Aydın'a düşmanın girişi ve yapılan her türlü saldırı ve kıyım konusunda ulus daha aydınlanmamış ve ulusal varlığa vurulan bu korkunç yumruğa karşı açıkça hiçbir üzüntü ve yakınma gösterisinde bulunulmamıştı. Bu haksız saldırı karşısında ulusun suskun ve durgun kalması onun için elbette iyiye yorumlanamazdı. Bundan dolayı ulusu uyarıp harekete getirmek gerekliydi. Bu amaçla 28 Mayıs 1919 günü valilere ve bağımsız mutasarrıflıklara Erzurum'da 15. kolordu, Ankara'da 20. kolordu ve Diyarbakır'da 13. kolordu komutanlıklarına, Konya'da ordu müfettişliğine genelge ile şu yolda bildirimlerde bulundum. İzmir'e ve daha sonra ne yazık ki Manisa'ya ve Aydın'a düşmanın girişi gelecek tehlikeyi daha açık olarak duyurmuştur. Yurt bütünlüğümüzün korunması için ulusal tepkilerin daha canlı olarak gösterilmesi ve sürdürülmesi gerekir. Ulusal yaşamı ve bağımsızlığı boğan düşmanın yurda girmesi ve yurt parçalarını koparıp alması gibi olaylar bütün ulusa kana anlatmaktadır. Üzüntüler dindirilemiyor ulusun katlanamayacağı ve dayanamayacağı bu olayların hemen önlenmesinin bütün uygar uluslarla büyük devletlerin adalet ve etkinliğinden sabırsızlıkla beklendiği yolunda önümüzdeki hafta içinde ve çeşitli illere göre pazartesi başlayıp çarşamba gününe dek gerekli işlemlerin arkası alınarak yapılacak büyük ve coşkulu toplantılarla ulusal gösterilerde bulunulması ve bunun köylere varıncaya dek her yerde yapılması ve bütün büyük devletlerin temsilcileriyle bağbaliye yani İstanbul hükümetine etkili telgraflar çekilmesi ve yabancıların bulunduğu yerlerde bunlara da etki yapmakla birlikte ulusal gösterilerde düzenin son derece korunması ve Hristiyan halka karşı bir saldırıya ve düşmanlık gösterisine benzer davranışlardan sakınılması çok gereklidir. Sizler bu konularda duyarlı ve etkin bulunduğunuzdan işin iyi yönetileceğini ve başarılacağına tam güvenim vardır. Sonucun bildirilmesini rica ederim. Verdiğim bu yönerge üzerine her yerde gösteri toplantıları yapılmaya başlandı. Yalnız sayılı yerlerde bazı kuruntular yüzünden duraksamalar olduğu anlaşılmıştır. Örneğin 15. Kolordu Komutanı'nın Trabzon ile ilgili olarak gönderdiği 9 Haziran 1919 günlü kapalı telden gösteri toplantısı sırasında Rumların uygunsuz davranışlarda bulunabilecekleri ve hiç yoktan kötü bir olay çıkarabilecekleri düşünülerek gösteri toplantısında karar verilmiş iken bu kararın uygulanmadığı. Gösteri düzenleyen kurulun toplantısında İstitrati ve Polidis adında iki rumunda bulunduğu anlaşılıyordu. Trabzon, Karadeniz kıyısında önemli bir merkez olduğundan orada ulusal girişim ve çalışmalarda kararsız davranmak ve Yunanlılara karşı yapılacak ulusal gösterilerle ilgili görüşmelerde istitrati ve polidis efendileri bulundurmak gibi ulusal gelişimin ciddi olmadığını gösterecek gevşeklikler elbette İstanbul hükümeti ve düşmanlar için pek değer sayılacak belirtilerdi. Verdiğim yönergedeki temel düşünceyi kötüye kullanacak kadar ustalık gösterenler de oldu. Örneğin Sinop'a, sinopa yer atanan ve mutasarrıf Sinop'a... Yeni atanan bir mutasarrıf orada yapılan gösterileri kendisi yönetiyor ve gösteri kararlarını kendisi yazıp halka imza ettirdiğini söylüyor ve bize de bir örneğini gönderiyordu. Bu adamın zavallı halka gürültü patırtı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar gizleniyordu. Türkler ilerleyip gelişemediyse ve Avrupa'nın uygarlık ilkelerini kabul edip sindiremediyse bu şimdiye değin iyi bir yönetime kavuşamadığından ileri gelmiştir. Türk ulusu ancak kendi padişahının buyruğu ve egemenliği altında olmak koşuluyla Avrupa'nın gözetim ve denetiminde kurulacak bir yönetim örgütü yaşayabilir. Baylar, Sinop halkı adına itiraf devletleri temsilciliklerine verilen 3 Haziran 1919 günlü bu andırının altındaki imzalara göz gezdirirken, Müftü Vekili Efendi'nin imzasının yanında gördüğüm imza, bilginize sunduğum satırları yazan ve yazdıran ruhu bulup çıkarmama yaradı. O imza Hürriyet ve İtilaf Fırkası Partisi ikinci baskık başkanı olan kişinin imzasıydı. Ulusal gösteriler ve bunun yankıları. Harbiye Nazırı'nın telgrafı ve verilen yanıt. Her yerde gösteriler yapılması için bildirimler yaptığım günden 3 gün sonra Harbiye Nazırı'nın 31 Mayıs 1919 günü şu telini aldım. İngiltere Olağanüstü Komiserliğinden Babali'ye bildirilip Harbiye Nazırlığına gönderilen nota örneği aşağıda çıkarılmıştır. Bugüne değin gelen raporlardan 3. Kolordu bölgesinde her zaman görülebilecek haydutluk olaylarından başka bir şey olmadığı bilinmekle birlikte son notada ileri sürülen olaylar üzerine özel soruşturma yapılarak sonucunun ivedilikle bildirilmesini rica ederim. Harbiye Nazırı Şevket Notanın örneği Sivas'ın bugünkü durumu ve adı geçen kentte ya da bu kentin yakınında çok sayıda toplanmakta bulunan Ermeni sığınmışlarının esenliği üzerine en son olarak oldukça kaygı verici haberler aldığımı yüksek katınıza bildirmekle onur duyarım. Bundan dolayı askeri komutanın görev bölgesi içinde bulunan Ermenilerin iyi korunması ve gözetilmesi için elden gelen bütün önlemlerin alınmasını kesin olarak belirten ve herhangi bir şekilde öldürme ya da kötü davranış olursa kendisinin doğrudan doğruya sorumlu tutulacağını bildiren bir telin, Yüksek Harbiye Nazırlığı'nca adı geçen komutana ividelikle çekilmesi yolunda buyruk verilmesini yüksek katınızdan rica ederim. Bu yönergeye benzer yönergelerin ilgili sivil yöneticilere de ayrıca gönderilmesini rica ederim. Yurt içindeki düzensizlik konusunda yüksek kişiliğinizin haklı olarak nedenli kaygılı bulunduğunuzu bildiğim için yüksek katınıza ayrıca iş bu uyulacağı kanısındayım. Söz konusu olan yönergenin gönderildiği tarih üzerine verilecek bilginin beni pek çok sevindireceğini bildiririm. Sivas Vali Vekilinden aldığım 2 Haziran 1919 günlü bir tel yazısında da bugün Albay Dömanj imza imzasıyla alınan telde Yunanlıların İzmir'e girmesi üzerine Aziziye'de Hristiyanların ölümle korkutulduğu öğrenilmiştir. Bu ise uygun değildir. Size haber veriyorum ki bu durumlar müttefik askerlerinin ilinize girmesine sebep olur anlamında bildirdiğim yap, bildirim yapılmaktadır denilmekteydi. Gerçekte ne Sivas'ta kaygı verici bir durum vardı ne de Hristiyanlar ölümle korkutulmuştu. Bunu ulusça yapılmaya başlanan gösteri toplantılarından hoşlanmayan ve bunu amaçlarının gerçekleşmesine engel olarak sayan Hristiyan azınlıkların yabancıların dikkatini çekmek için bile bile yaydıkları uydurma haberler olarak kabul etmek gerekir. Harbiye Nazırı'nın nota örneğini içeren yukarıdaki teline verdiğim karşılığı olduğu gibi bilginize sunacağım. Harbi Nazırı yüksek katına. 2 Haziran 1919 şifreyle sayı 58. 3 Haziran 1919. Sivas ve yöresinde eskiden beri bulunan Ermenileri ve daha sonra sığınanları korkutacak hiçbir olay geçmemiştir. Ne Sivas'ta ne de yöresinde kaygı verecek hiçbir durum yoktur. Herkes sessizce kendi iş ve güçleriyle uğraşmaktadır. Bunu kesin olarak bilginize sunar ve inanmanızı dilerim. Şu duruma göre İngiliz noktasındaki haberlerin nereden çıktığını benim bilmem gerekir. Düşmanın İzmir ve Manisa'ya girişiyle ilgili acı haber üzerine Müslüman halkın yaptığı ve Hristiyan azınlıklara karşı hiçbir düşmanlık duygusu gütmeyen toplantılardan kimi kişilerin ürkmüş olmaları düşünülebilir. İtilaf devletleri ulusumuzun haklarına ve bağımsızlığına saygılı kaldıkça, ulus yurt dokunulmazlıklarının kesinliğine güvendikçe Müslüman olmayan halkın korkuya düşmesine hiçbir neden yoktur. Bu konuda devlete karşı her türlü sorumluluğu yüklenir ve buna tam olarak güvenilmesini dilerim. Ama bağımsızlığı ve ulusal varlığı yok eden ve ulusun hayatını tehlikeye düşüren düşmanın yurda girişi, cana kıyması ve her türlü saldırıları gibi İzmir yöresinde görüle gelen olayların ve benzerlerinin baş göstermesine karşı ne ulusun öfkesini ve iç acısını ne de bundan doğan ulusal gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ve hiç kimsede hiçbir güç göremeyeceğim gibi bu yüzden ortaya çıkacak olayların karşısında da sorumluluk yüklenebilecek ne komutan, ne sivil yönetici, ne de hükümet düşünürüm. Mustafa Kemal Söylevin burasında Atatürk komutanlıklara ve valiliklere yolladığı genelgede Türk halkına yöneltilen suçlamaları reddederek Yunanlıların Türk yurduna saldırması karşısında halkın gösterdiği tepkiyi ne kendisinin ne de başkasının önleyemeyeceğini bildirmektedir. Ayrıca komutanlık ve valilikleri barış konferansında İstanbul hükümetinin durum ve tutumu üzerinde bilgi vererek konferansa hmm. gidecek kurulun iyi sonuç alabilmesi için ülkenin her yanındaki müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak derneklerinin temsilci kurullarınca bu derneklerin örgütlerinin henüz tamamlanmadığı yerlerde de belediye kurullarınca sadrazama ve doğrudan doğruya padişaha tel yazıları gönderilerek Bağılsız, koşulsuz, ulusal bağımsızlığın sağlanmasının ve ulus çoğunluğunu oluşturan Türklere ilişkin hakların korunmasının ulusca temel ilke olarak benimsendiğinin bildirilmesini istemekte ve konuşmasını şöyle sürdürmektedir. İstanbul'a geri çağrılma Bu tarihten 5 gün sonra yani 8 Haziran 1919'da Harbiye Nazırı beni İstanbul'a geri çağırdı. Anadolu'ya geleli bir ay olmuştu. Bu süre içinde bütün orduların birlikleriyle ilişki ve bağlantı sağlanmış ve halk edilen geldiğince aydınlatılarak uyarılmış. Ulusça örgütleşme düşüncesi yayılmaya başlanmıştı. İşler artık bu komutan kimliğiyle yürütülüp yönetilemeyece yönetilemeyecekti. Yapılan çağrıya uymak ve gitmemekle birlikte ulusal örgütler kurmayı ve ulusal ayaklanmayı yönetmeyi sürdürdüğüme göre. Baş kaldırıcı durumuna girdiğim kuşku götürmezdi bundan başka ve özellikle uygulamaya karar verdiğim girişim ve yürütümlerin köklü ve sert olacağını tasarlamak güç değildi bundan dolayı girişim ve yürütmelerin bir an önce kişisel olmak niteliğinden çıkarılması ve bütün ulusun Birlik ve dayanışmasını sağlayacak ve yansıtacak bir kurul adına yapılması çok gerekliydi amasya bildirgesi ön hazırlık bunun için 18 Haziran 1919 günü Trakya'ya verdiğim yönergede işaret ettiğim bir noktanın uygulanması zamanı gelmiş bulunuyordu. O nokta Anadolu ve Rumeli ulusal örgütlerini birleştirerek bunları bir merkezden yönetmek ve adlarını iş görmek üzere Sivas'ta genel bir ulusal kurultay toplamaktı. Bu amaçla emir subayım Cevat Abbas Bey'e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da söyleyip yazdırdığım genelgenin başlıca noktaları şunlardı. 1. Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul'daki hükümet üstlendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gibi gösteriyor. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun dayanç ve kararı kurtaracaktır. 4. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir. 5. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 delegenin olabildiğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek bu iş ulusal bir giz gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerleri kimliklerini gizleyerek gelmelidirler. 8. Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O güne değin öteki il delegeleri Sivas'ta Sivas'a ulaşabilirlerse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas'ta yapılacak genel toplantıya katılmak üzere yola çıkarlar. Görüyorsunuz ki bu yazdıklarım çoktan verilmiş ve 4 gün önce Trakya'ya bildirilmiş olduğum bir kararın Anadolu'ya da genelge ile bildirilmesinden başka bir şey değildi. Bu kararın 21-22 Haziran 1919 gecesi karanlık bir odada alınmış korkunç ve gizemli esrarengiz yeni bir karar olmadığı kolaylıkla anlaşılır sanırım. Bu noktanın aydınlatılması için isterseniz küçük bir açıklamada bulunayım. Baylar, o müsvedde işte şu kağıtlardır. Dört maddeliktir. İçeriğini söyledim. Altında benim imzam vardır. Bir de görevi dolayısıyla kurmay başkanı bulunan Albay Kazım Bey'in şimdi İzmir valisi Kazım Paşa kurmaylarımdan bir bildirim işleriyle görevli Hüsrev Bey'in, şimdi elçi, askeri orunlara, makamlara şifre eden Emir Subayı Muzaffer Bey'in ve sivil orunlara şifre eden bir sivil görevlinin imzaları vardır. Bundan başka daha bazı imzalar vardır. Bu imzaların bu müsveddeye konması güzel bir talih ve rastlantıdır. Daha Hafza'da bulunduğum sırada Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa'da bir kapalı tel aldım. Bu tel Tanıdığınız bir kişi kimi arkadaşlarla İstanbul'dan buraya gelmiştir. Ne yapmalarını buyuruyorsunuz anlamındaydı. Sanki bir bilmeceyi andıran bu tel beni hem pek çok ilgilendirdi hem de şaşırttı. Söz konusu kişiyi tanıyorum. Benden ne yapacağını soruyor. Ankara'da arkadaşım olan güvenilir bir komutanın yanında. Tel de kapalı teldir. O halde neden adını kapalı olarak bile yazdırmaktan çekiniyor? Epeyce düşündüm. Anlar gibi oldum. Kestirilebilir ki bilmece çözmekle uğraşacak zamanım yoktu. Ama Fuat Paşa'yı yakından görmek, bölgeleri, çevreleri, düşünceleri üzerinde görüşmek bence çok istenilir bir şeydi. Bu bilmeceli telin uyandırdığı düşünceyle kendisine şu ricada bulundum. Ankara'dan ayrıldığınızı belli etmeyecek biçimde gereken düzenlemeleri yaptıktan ve önlemleri aldıktan sonra ad ve kılık değiştirerek birkaç gün için ivedilikle yanıma geliniz. İstanbul'dan gelen arkadaşları da birlikte getirdiniz. Gerçekten Fuat Paşa dediğim gibi Havza'ya doğru yola çıkar ama benim bazı zorlayıcı nedenlerden ötürü hemen Havza'dan ayrılıp Amasya'ya gitmem gerekmişti. Ali Fuat Paşa Havza yolunda durumu öğrenip Amasya'ya yönelir. İşte böylece 21-22 Haziran 1919'da Amasya'da yanımda bulunuyor. Adı kapalı telli, bildirilmeyen kişi de Rauf Bey. İstanbul'dan ayrılmak üzere 5 hafta önce evimden çıkıp otomobille bineceğim sırada Rauf Bey evime gelmişti. Bineceğim vapurun izleneceğini, İstanbul'dayken tutuklanmadıklarına göre belki de Karadeniz'de batırılacağımı güvenilir kimselerden işitmiş, onu bildirdi. Ben İstanbul'da kalıp tutuklanmaktansa batıp boğulmayı yeyledim ve yola çıktım. Kendisine de önünde sonunda İstanbul'dan çıkmak zorunda kalırsa benim yanıma gelmesini söyledim. Rauf Bey gerçekten İstanbul'dan çıkmak gereğini duymuş ve çıkmış ama benim yanıma gelmedi. Arkadaşı olan 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey ile buluşmak istemiş ve İzmir savaş boyuna daha yakın bir yerde daha etkili ve daha yararlı olacağını sanarak Bandırma Akhisar yoluyla Manisa bölgesine gitmiş. Gittiği yerde halkın tinsel durumunu bozuk, genel durumu boğucu ve korkunç görmüş. Hemen adını değiştirerek oradan Ödemiş, Nazilli, Afyon-Karahisar üzerinden Azizi'ye Sivrihisar yoluyla ve araba ile Ankara'ya Fuat Paşa'nın yanına gelmiş ve bana başvurmuş. Pek güzel ama adını saklayarak beni üzmenin anlamı var mıydı? Öte yandan 3. Kolordu komutanım olup Samsun mutasarrıflığında bıraktığım Rifet Bey'i artık Sivas'a Kolordu merkezine göndermek istiyordum. Birkaç kez gelmesi için buyruk vermiştim. Bölgesinde geziye çıkmış. Buyruklarıma yanıt bile alamıyordum. Sonunda o da bir rastlantıyla o gün gelmişti. Rauf ve Refet Beylerin Kararsızlığı Şimdi imza işine gelelim. Ben müsveddenin yeni gelen arkadaşlarca da imzalanmasını istedim. O sırada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paşa başka bir odada bulunuyorlardı. Rauf Bey konuk olduğundan bu müsveddeye imza koymak için kendinde bir ilgi ve yetki görmediğini incelikle söyledi. Bunun bir tarihsel anı değerinde olduğunu ileri sürerek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti. Refit Bey imzadan kaçındı ve böyle bir kongre toplanmaktaki amaç ve yararı anlayamadığını söyledi. İstanbul'dan beri yanımda getirdiğim bu arkadaşın tuttuğumuz yola göre anlaşılması pek kolay olan bir işte. Böyle düşünmüş ve duyuşu bana çok acı geldi. Fuat Paşa'yı çağırttım. Paşa düşüncemi anlayınca hemen imza etti. Fuat Paşa'ya Refet Bey'in çekilmesi nedenini anlayamadığımı söyledim. Fuat Paşa Refet Bey'i biraz sıkı sorgulayınca Refet Bey müsveddeyi eline alarak kendine özgü bir işaret koydu. Öyle bir işaret ki bunu bu müsvedde de bulmak biraz zordur. Buyurun merak eden inceleyebilir. Baylar, gereksiz gibi görülebilen bu açıklama sonraki yıllar ve olaylarla ilgili bazı karanlık noktaları aydınlatmaya yararlı olur düşüncesiyle yapılmıştır bildirgenin yollandığı yerler. Kongreye çağrı genelgesi sivil ve askeri katlara şifreli olarak gönderildi. Bundan başka İstanbul'da bulunan kimi kişilere de gönderildi. Ama bu kişilere ayrıca bir de genelge niteliğinde mektup yazdım. Kendilerine mektup yazdığım kişiler şunlardı. Abdurrahman Şeref Bey, Reşit Akif Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Seyit Bey, Halide Edip Hanım, Kara Vasıf Bey, Nafia Nazırı Bayındırlık Bakanı Ferit Bey, Sulh ve Selamet Fırkası Başkanı sonradan Harbiye Nazırı olan Ferit Paşa, Cami Bey, Ahmet Rıza Bey. Bu mektupta söylediğim noktaları özet olarak bildireceğim. 1. Yalnız metinler ve gösteriler büyük amaçları hiçbir zaman gerçekleştiremez. 2. Bunlar ancak doğrudan doğruya ulusun bağrından doğan ortak güce dayanırsa kurtarıcı olur. 3. Aslında acı olan durumu öldürücü biçime sokan en keskin etken, İstanbul'daki ki karşı akımlar ve ulusal erekleri zararlı biçimde desteksiz bırakan siyasal ve ulus yararına aykırı propagandalardır. Bunun cezasını yurdumuzun nasıl çektiğini pek çok görmekteyiz. 4. Artık İstanbul Anadolu'ya egemen değil, bağlı olmak zorundadır. 5. Size düşen özveri pek büyüktür. Dahili nazırın olumsuz tutumu ve genelgesi 25 Haziran'a değin Amasya'da kaldım. Anımsarsınız ki o günlerde Dahiliye Nazırlığı görevinde bulunan Ali Kemal Bey benim görevimden çıkarıldığım ve artık benimle hiçbir resmi işlem yapılmaması ve hiçbir isteğimin yerine getirilmemesi konusunda şifre ile bir genelge yayımlamıştı. 23 Haziran 1919 gün ve 84 sayılı olan bu genelgeyi dikkate değer bir anlayışı gösterir belge niteliğinde olduğu için olduğu gibi bilgilerinize sunacağım. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in 23.6.1919 gün ve 84 sayılı şifresinin açılmış örneğidir. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla birlikte güncel siyasayı o derecede bilmediği için olağanüstü yurtseverlik ve çaba gösterdiği halde yeni görevinde hiç başarılı olamadı. İngiliz olağanüstü temsilciliğinin isteği ve üstlenmesi üzerine görevinden alındı ve alındıktan sonra yaptıkları ve yazdıkları ile de bu kusurlarını daha çok açığa vurdu. Reddi İlhak dernekleri gibi Karesi yani Balıkesir ve Aydın dolaylarında Müslüman halkı haksız yere kırdırmaktan ve böyle bir durumdan yararlanarak halkı haraca kesmekten başka bir iş görmeyen, emirsiz, saygısız ve kanunsuz kurulan bazı kurullar için öteden beri çektiği tellerle de siyasal yanılgılarını yönetimde de artırdı. Adı geçenin İstanbul'a getirilmesi harbiye nazırlığını ilgilendiren bir görevdir. Ama dahiliye nazırlığının size kesin buyruğu artık o kişinin görevinden çıkarılmış olduğunu bildirmek, kendisiyle hiçbir resmi işleme girişmemek, hükümet işleriyle ilgili hiçbir isteğini yerine getirmemektir. Bu yönergeye uygun iş görmekle ne gibi sorumlulukların ortadan kalkacağını anlayacağınızı biliyorum. Bu önemli korkulu dakikalarda memur olsun, halktan olsun her Osmanlı'ya düşen en büyük ödev, barış konferansınca yazdığımız üzerine tekrar verilirken ve 5 yıldır yaptığımız deliliklerin hesapları görülürken artık aklımızı başımıza değeştirdiğimizi göstermek, akıllıca ve tedbirlice davranışlara uymak, parti, mezhep, ırk ayrılıkları gözetmeksizin herkesin yaşamını, malını, ırzını korumakla uygarlık dünyası karşısında bu yurdu bir daha lekelememek değil midir? Ali Kemal Bey ve Padişah. Bu genelgeden ancak Sivas'a vardığım 27 Haziran 1919 günü haberim oldu. Ali Kemal Bey 23 Haziran günü bu genelgesiyle düşmanları ve padişaha karşı önemli bir görev yaptıktan sonra 26 Haziran 1919 günü hükümetten çekilmiştir. Ali Kemal Bey'in sadrazama verdiği resmi çekilme yazısından başka saraya gidip padişaha kendi eliyle verdiği çekilme yazısı örneklerini ve sözlü olarak bildirdiklerini ve padişahın ona verdiği yanıtı çok sonra öğrendim. Ali Kemal Bey çekilme yazılarında özellikle padişaha sunduğunda Osmanlı ülkesinin türlü yerlerinde baş gösteren ayaklanma ve kargaşa belirtileri üzerine ayaklanma ateşinin hemen ve yayılmadan durdurulup söndürülmesi ve yok edilmesi için önlem almak yalnız kendi makamını ilgilendirirken padişahtan gördüğü yakın ilgi ve güveni çekemeyen kimi arkadaşlarının Birçok boş nedenler ileri sürerek ayaklanmanın genişlemesine yol açmakta olduklarından söz ettikten sonra resmi görevinden çekilmekle birlikte özel olarak hizmet edeceğini ve bağlılıktan ayrılmayacağını yazısını ekliyor ve sözlü olarak da resmi görevden ayrılmama fırsat sayan hısımlarımın saldırılarından kulunuzu koruyunuz diye yalvarıyor. Padişah yanıt olarak beni büsbütün yalnız bırakmayacağına güveniyorum. Bağlılığınız bana büyük umut ve teselli vermiştir. Saray her dakika size açıktır. Refik Bey ile işbirliği yapmaktan ayrılmayınız gibi okşayıcı sözler söylüyor. Bağlılığından padişahın büyük umut ve teselliye kapıldığı Ali Kemal'i nazırlık görevine ve padişahın yanında gördükten sonra onu bir de asıl gerçek görevi başında görelim. Said Molla'nın mektuplarında Ali Kemal Bey. Said Molla'nın Rahip Furu'ya yazdığı mektuplardan birini gözden geçirelim. Ali Kemal Bey'e son felaketi üzerine üzüntü duyduğumuzu söyledim. Bu değerli kişiyi elde bulundurmak gerek. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir armağan sunmak için en uygun zamandır. Ali Kemal Bey dün o kişiyle görüşmüş. Basın işinde biraz ağırdan almak gerektiğini söylemiş. Bir kez herhangi bir düşünceye kazanılan düşünür ve yazarları öncekine aykırı bir amaca yöneltmek bizde kolay olmaz. Bütün resmi görevliler ulusal ayaklanmayı şimdilik iyi görüyorlar demiş. Ali Kemal Bey yönergenize eksiksiz uyacak. Zeynel Abidin ile de işbirliği yapmaya çalışıyor. Kısacası işler bulandırılacak. Bu mektupta bir çıkma yapılmış. Şimdi onu da okuyalım. Birkaç kezdir söylemek istediğim halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya ve yandaşlarına biraz arka çıkar gibi görünmeli ki kendisi tam güvenli buraya gelebilsin. Bu işe olağanüstü önem veriniz. Kendi gazetelerimizle onu destekleyemeyiz. Genelge ve Sivas'a gelen Ali Galip Bey. Ali Kemal Bey'in genelgesi memurların ve halkın kafalarını gerçekten karıştırmış. Her yerde eksik olmayan yıkıcı ruhlu kimseler hemen bana karşı propagandaya ve çalışmaya girişmişlerdir. Bu yoldaki baltalayıcı gösterilerin ve işlerin en önemlisi Sivas'ta düzenlemeye başlanmış. İzin verirseniz bunu kısaca anlatayım. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in genelge ile verdiği buyruğun tarihi 23 Haziran günü. Sivas'ta Ali Galip Bey adında bir kişi, onlar adamıyla hazır bulunuyormuş. Bu kişi İstanbul'dan Elazığ valisi olarak gönderilmiş olan Kurba Kurmay Albay Ali Galip'tir. Sözde ilin ikinci derecede memurları olmak üzere bir takım adamları da İstanbul'dan seçmiş, yanında götürüyor. Ali Galip yolu üzerinde bulunan Sivas'ta durmuş. Özel geri evli bulunduğu belli olan Ali Galip orada hemen kendinden yana etkin kişiler bulmuş. Görevini iyi uygulamak için düzen kurmaya başlamış. Dahiliye Nazırlığı'nın beni kötüleyen buyruğu gelir gelmez çalışmaya başlamış. Sivas sokaklarında benim hain, başkaldırıcı, zararlı bir adam olduğum yolunda duvarlara yaftalar yapıştırılmış. Kendisi de bir gün Sivas'ta vali bulunan Reşit Paşa merhumun yanına giderek Dahiliye Nazırlığı'nın buyruğundan söz çıktıktan sonra Sivas'a gidersen bana karşı nasıl davranacağını sormuş. Reşit Paşa ne yapabileceğinin açıklanmasını istemiş. Ali Galip ben senin yerinde olsam hemen kollarını bağlar tutuklarım ve senin de böyle yapman gerekir demiş. Reşit Paşa bu işin bu denli kolay olacağına inanmamış. Görüşme epey uzamış. Görüşmeye katılanlar çoğalmış. Üstelik bir kısım halk verilecek kararı anlamak üzere toplanmış. Amasya'dan Sivas'a gidiş ve oradaki olaylar. Gün Haziran'ın 27. günüdür. Yeniden bu noktaya dönmek üzere gözlerimizi bir an için bu levhadan ayıralım ve Amasya'ya çevirelim. Ayın 25. günü Sivas'ta beni kötüleyici bir takım uygunsuz olaylar geçmeye başladığını öğrendim. 25-26 Haziran gecesi yaverim Cevab Cevat Abbas Bey'i çağırdım ve yarın sabah karanlıkta Amasya'dan güneye gideceğiz dedim. Bu gidişimiz gizli tutularak hazırlık yapılması için emir verdim. Bir yandan da 5. Tümen Komutanı ve kurmaylarımla gizli olarak şu önem önemli kararlaştırdık. 5. Tümen Komutanı tümeninden seçme subay ve erlerle olabildiğince güçlü bir atlı piyade birliğini hemen geceden başlayarak çabucak kuracaktı. Ben 26 Haziran sabahı karanlıkta arkadaşlarımla birlikte otomobil ile Tokat'a gitmek üzere yola çıkacaktım. Birlik kurulur kurulmaz tokat üzerinden Sivas'a doğru gönderilecek ve benimle bağlantı kurulacaktı. Gidişimiz hiçbir yere telle bildirilmeyecek ve elden geldiğince Amasya'da açığa vurulmayacaktı. 26 Haziran'da Amasya'dan yola çıktım. Tokat'a varır varmaz telgrafhaneyi gözaltına aldırarak benim varışımın Sivas'a ve hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. 26-27 gecesini orada geçirdim. 27'de Sivas'a doğru yola çıktım otomobille Tokat'tan Sivas'a aşağı yukarı 6 saattir. Sivas valisine Tokat'tan Sivas'a gelmek üzere yola çıktığımı bildiren açık bir tel yazdım. İmzayı ordu müfettişi diye attırmıştım. Özel bir amaç güderek telde yola çıkış saatimi bildirdim. Ama bu telin ayrılışımdan 6 saat sonra çekilmesini ve o zamanda dek hiçbir yoldan Sivas'a bilgi verilmemesini sağlayacak önemleri aldırdım. Şimdi baylar Gözlerimizi de yeniden Sivas'ta bıraktığımız sahneye çevirelim. Ali Galip Bey ile Reşit Paşa arasında bana karşı ne gibi bir işlem yapılacağının tartışılması sahnesine. Tartışmanın kızıştığı bir sırada Reşit Paşa'nın eline benim tokattan çekilen telimi verirler. Reşit Paşa hemen Ali Galip Bey'e uzatır. İşte kendisi geliyor buyurun tutuklayın der. Reşit Paşa telde yazılı olan yola çıkış saatini görünce hemen kendi saatini çıkarır bakar. Sonra da efendim geliyor değil gelmiş olacaktır der. Bunun üzerine Ali Galip ben tutuklarım dedimse benim ilim içinde olursa tutuklarım demek istedim deyince toplantıda bulunanları bir telaş kaplar. Hep birden haydi öyleyse karşılamaya gidelim diyerek toplantıya son verirler. Ancak kentin ileri gelenleriyle halkla ve askerlerle parlak bir karşılama hazırlığı yapabilmek için biraz zaman kazanmak gerektiğini, oysa hesapça benim Sivas kenti kapılarına yaklaşmış olacağımı göz önünde bulundurarak beni kentin yakınında bulunan ziraat numune çiftliğinde biraz dinlendirmenin yolunu aramışlar. Vali Paşa karargahımın sağlık başkanı olup daha önce gerekli örgütleri kurmak için Sivas'a göndermiş olduğum Talih Bey'i çağırarak bu görevin yapılmasını ondan rica etmiş ve karşılama hazırlıklarını bitirince hemen kendisinin de yanımıza geleceğini söylemiş. Gerçekten tam numune çiftliği yakınında karşımıza çıkan bir otomobilin içinde Talih Bey göründü. Otomobillerden indik. Çiftliğin avlusunda oturduk. Tali Bey anlattığım durumu ayrıntılarıyla açıkladıktan sonra görevinin beni burada biraz oyalamak olduğunu söyleyince hemen ayağa kalktım. Çabuk otomobillere ve Sivas'a dedim. Bunun nedenini anlatayım. O anda hatırıma gelen şuydu. Karşılama töreni yapacağız diye Tali Bey'i aldatmış ve gerçekte ters düzen yapmak için zaman kazanmak istemiş olabilirlerdi. Otomobillere binmek üzereyken Sivas yönünden başka bir otomobil yanımıza yaklaştı. İçinde Vali Paşa vardı. Reşit Paşa, efendim birkaç dakika daha dinlenme, dinlenmez misiniz diye söze başladı. Yarım dakika bile dinlenmek istemiyorum, hemen gideceğim ve sen benim yanıma gel dedim. Efendim dedi, sizin yanınıza Rauf Bey binsin, ben arkadaki otomobille de gelirim. Hayır, hayır dedim, siz buraya. Bu basit önlemin neden alındığını kendi kendiliğinden anlaşılır. Sivas kentine vardığımızda caddenin iki yanı büyük bir kalabalıkla dolmuş, askeri birlikler tören duruşu almış bulunuyorlardı. Otomobillerden indik, yürüyerek askeri ve halkı selamladım. Bu görünüm Sivas'ın saygıdeğer halkının ve Sivas'ta bulunan yiğit subay ve erlerimizin bana nedenli bağlı olduğunu ve sevgi beslediğini belirten canlı bir kanıt idi. Ali Galip Bey ile karşılaşma. Bundan sonra doğruca kol ordu komutanlığına gittim ve hemen Ali Galip'i ve onun yardakçısı olduklarını anladığım fesatçıları getirttim. Onlara nasıl davrandığımı anlatarak ayrıntıları uzatmak istemem. Yalnız bir noktayı belirtmekle yetineceğim. Baylar, bu Ali Galip karşılaştığı kötü durumdan sonra gizli diyecekleri olduğunu söyleyerek geceleyin yalnızca yanıma gelmek istedi. Kabul ettim. Davranışlarının dış yüzüne önem vermemekliğini rica ile Elazığ valiliğini kabul ederek gelmekten amacının benim yolumda hizmet etmek olduğunu ve hasta kalışının benimle buluşup buyruk almak için olduğunu açıklamaya ve bin türlü kanıtla bizi inandırmaya çalıştı. Sabaha dek oyalayarak başarı da sağladığını açıkça söylemeliyim.